Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerle Pomodoro tekniğiyle mi ders çalışmak yoksa aralıksız ders çalışmak mı daha verimli? Bununla ilgili konuşacağız. Tabii ki ikisi arasındaki farklara geçmeden öncelikle Pomodoro'nun ne olduğunu öğrenmemiz gerekiyor. Pomodoro özellikle de son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz bir ders çalışma tekniği. Peki ne anlama geliyor? Kelime anlamı olarak baktığımızda İtalyanca domates demek. 1992 yılında Francesco Cirillo üniversite döneminde ders çalışırken kendi üzerine deneyimleyerek bu tekniği buluyor. İsmini de mutfaklarda kullandığımız domates şeklindeki bir zamanlayıcıdan alıyor. Peki nasıl uyguluyoruz biz bu Pomodoro tekniğini? Şöyle yapıyoruz. 25 dakika boyunca ders çalışıyoruz. Arkasından 5 dakika ara veriyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken ders çalışmaya başlamadan önce tüm materyallerimizi, tüm malzemelerimizi hazırlayıp masanın üzerine yerleştirmek. Arkasından da kendimize 25 dakikalık bir alarm kurabiliriz ya da kronometreyi hazırlayabiliriz. Bu şekilde ders çalışmaya başlıyoruz. Peki buradaki amacımız ne? Buradaki amacımız 25 dakika boyunca verimli, tam odaklı ve motive bir şekilde ders çalışmak. Başka hiçbir şeyle ilgilenmeden sadece ders çalışmaya odaklanıyoruz. Çünkü 25 dakika oldukça kısa bir süre, verimimiz düşmüyor ve hemen arkasından gelen 5 dakikada bizler için oldukça güzel bir ödül oluyor. Şunu sorabilirsiniz, hocam biz hiç uzun bir ara yapmayacak mıyız? Tabii ki yapacaksınız. 4 tane Pomodoro uyguladıktan sonra, yani 4 kere 25 dakika boyunca çalıştıktan sonra daha uzun bir ara verebilirsiniz. Bu ara 45 dakika olabilir, maksimum 50 dakika olabilir ama lütfen 3 saat, 4 saat kadar ara vermeyin. Uzun süre ara vermek bizim çalışma motivasyonumuzu da düşürür. Artık Pomodoro'nun ne olduğunu biliyoruz. Peki hangisi daha verimli? Bunu belirlemek aslında size kalmış. Ama özellikle ders çalışmayı sevmeyen, ders çalışma alışkanlığı olmayan, motivasyonu düşük, hızlıca odağı bozulan arkadaşlarımız için Pomodoro'nun çok daha verimli olabileceğini düşünüyorum. 25 dakika hemen geçtiği için bu süre zarfında dikkatiniz dağılmıyor, odağınız dağılmıyor, motivasyonunuz düşmüyor ve ders çalışma çok daha verimli bir hale geliyor. Ama ben bazı öğrencilerimden, hocam 25 dakika çok kısa bir süre, ben tam ders çalışmaya başlıyorum, tam odaklanıyorum ve hemen ara vermem gerekiyor. Bu da benim dikkatimi daha fazla bozuyor diyenleri de gördüm. O yüzden şunu yapabilirsiniz. Yani 40 dakika ders, 10 dakika ara şeklinde bu süreyi uzatabilirsiniz. Ama aralıksız çalışmak dediğimiz, yani 2 saat, 3 saat çalışmak bizim çalışmamızı verimsizleştirir. Çünkü zihin bir süre sonra ne yapamıyor artık? Öğrenmeye çalıştığı şeyleri algılayamıyor. Belki çok zor bir durumda kalırsanız, yani ertesi gün sınavınız var ve çok fazla eksiğiniz var. Böyle durumlarda maksimum 1,5 saat olmak üzere çalışabilirsiniz. Bunun dışında dediğim gibi 50 dakika ya da 40 dakika çalışıp 10 dakika ara şeklinde devam etmeniz gerekiyor. Az önce de söylediğim gibi, yani bunu belirleyebilecek olan sizsiniz. Ama genel olarak baktığımızda Pomodoro tekniğinde daha kısa süre zarfına daha çok şey sığdırabildiğimiz için ve odağımız, motivasyonumuz daha yüksek olduğu için daha verimli olduğunu söyleyebilirim. Arkadaşlar bugün sizinle Pomodoro tekniğiyle mi yoksa aralıksız ders çalışmak mı daha verimli? Bununla ilgili konuştuk. Siz daha önce Pomodoro tekniğini denediniz mi ya da denemek istiyor musunuz, düşünüyor musunuz? Lütfen yorumlara yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.